Ben bütün doğallığımla bu sürece hazırlandığımı, ki daha önce ilk başlangıcında, siyasal sürecimin ilk başlangıcında söylemiştim. Ben ne isem oyum, değişemem tavrımla, tarzımla. O bakımdan hani beni, ki bazı ajanslar geldi böyle şapkadan tavşan çıkarır gibi hareketler, işte bir kağıdı yumup böyle atanlar, dur bakalım şimdi şunu göstereceğiz, yapmayın dedim Allah Evet, aşkına. gösteriler Yani tabii, evet, geç reklamcılar. şovlar Evet. falan. Ama biz doğallığımızı kabul eden insanlarla yol yürüdük. Çok da memnunum. Burada ya zaten ben birçok konuyu ajansın önüne belki servis eden benim. Çünkü toplumdan ben besleniyorum. Evet, Ben doğru. alıyorum ve Bizzat sokaktan. aynen öyle onları anlatıyorum. Anlattıkça belki onlar anlatımın içinde bir kelimeyi seçiyor. O bir slogan oluyor örneğin. Burada da aynı şey oldu aslında. Yani belki burada bir seslenişin bir parçasını alabilirdik ama genç o kadar güzel seslendi ki tamamı yakıştı yani. Onun için doğallığımızla yürüyoruz. Kimse bizim doğallığımıza müdahale etmedi. Ben bazen çocukluk arkadaşlarımı çağırıyorum. Çok tavsiye ederim. Niye çocukluk arkadaşlarımı çağırıyorum? Köyden, mahalleden gelin diyorum, buluşuyoruz. Bir iki gün beraber geçiriyoruz. Ben gidemiyorum. Niçin biliyor musunuz? Sorum şu oluyor onlara, değiştim mi? Çünkü sizi çocukluk arkadaşlarınız en saf halinizde tanır. Evet. Yani bir de Karadenizler biliyorsunuz, değiştiyseniz lafı size Aynen. yani. Onun için hani ben kendimi onlara sorgulatırım ve değişmediğimi duymak beni mutlu eder. Yani çünkü makam Allah korusun insanları değiştirebilir. Makam sizi kendine hapsedebilir, koltuk hapsedebilir. O bakımdan ben bu konuda tedbirliyim. Yani onun için doğallığımla yürüyorum. Ajansım doğallığımı koruyor, onun için memnunum. Peki. Şimdi Ekrem Bey'le beraber programımız devam edecek tabii ki. Dolayısıyla Ekrem Bey'le geçirdiğimiz sürenin sonlarına doğru geliyoruz. Bütün dünyada çoluk çocuk, büyük, herkesin oynadığı bir oyun vardır. Doğruluk mu, cesaret mi? Şimdi Ekrem Bey'e sormak istiyorum. Size bir soru soracağım. Doğruluk derseniz soruyu soracağım. Sonra da bir soru daha soracağım. Belki de ona doğruluk diyeceksiniz ya da cesaret diyeceksiniz. Bence ilk önce doğruluğu seçin. Yönlendirme yapıyorsunuz. Evet, Peki. maalesef. Program Ama benim. zaten ikisi tamam. İkisini de denemek isterim elbette Çok yani. O sevimsiniz. zaman Size o yakışır. sizin dediğinizi yapmayayım diyeceğim, demiyorum. Demiyorum. Bildiğiniz bir şey Doğru. vardır. Peki. Doğruluk olsun. Doğruluk. Pekala. Şimdi merak ettiğimiz şey şu, hangi programa çıktıysanız, ben sizi Fatih Altaylı'da da seyrettim, güzel bir programdı. Hep size sorulan soru şu, yani aslında bu Karadenizler sinirli, hırçın, aynen Karadeniz'in havası gibi, dalgaları gibi, rüzgarı gibi hırçın insanlar olurlar, çabuk sinirlenirler. Siz nasıl oluyor da bu kadar sabırlı, bu kadar politik demek istemiyorum, hazımlı demek istiyorum, davranabiliyorsunuz? Ve düşünüyorum ve bunu sormak istiyorum ciddi olarak. Siz bir proje misiniz? Önce şunu söyleyeyim. Yani tabii Karadenizli, işte hırçın veya işte telaşlı, işte ne bileyim tez canlı, hani birçok şey yakıştırılır ama öncelikle şunu itiraf etmem lazım. Ben yine bir Karadenizli ile evliyim. Yani dolayısıyla Yani bunu susma, anlıyorum. Bunu anladınız değil mi? anlıyorum. Bunu Tamam, anlıyorum. oraya geçelim. Bunu anlıyorum. Ama Çok güzel yanıt. ikinci tarafı şu. Ama hanımefendiye ve kadınlara olan saygınız hakikaten hayranlık duydum. Teşekkür Tebrik ederim. ediyorum. Ama sorunuza cesurca cevap vereceğim. Evet, ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama. Ben Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare oturuş alanı olan iki kat, toplamda 110-120 metrekarelik bir evde 3 yeni evli çiftin oturduğu, kuzenlerin olduğu şimdiki tarifle bir evde doğmuş bir çocuğum ve
köy hayatıyla yetişmiş birisiyim. Aynı dönemde ilkokulu, ortaokulu, liseyi şehirde okumuş birisiyim. Sonra üniversite okumuş birisiyim ama okuma yazmayı bilmeden esnaflığı da öğrenmiş birisiyim. Yani çocukluğunda bile mal satıp işte para kazanmayı öğrenmeye çalışmış birisiyim. Bazen esnaf çocuğuyum ama babam beni pazara gönderip pazarcılık da yapmış birisiyim. İnşaat yapardı babam ama beni inşaatın patron olarak yetiştirmedi mesela. Orada amelelik yaptırdı. Dolayısıyla işçiyi de hisseden birisiyim. Bu olağanüstü bir duygu. Bütün bunların yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş yaşamım ama bütün bunlar olurken inancım, maneviyatım, büyük dedesiyle büyümek, sonra dedesiyle, babaannesiyle, ninesiyle büyümek, böyle ataerkil bir ailenin tadını almak, sonra bütün bu duygularıyla sorumluluk sahibi olduğunu düşünüp siyasete atılması. Tümüyle bu bir proje aslında. Bu proje Atatürk Cumhuriyeti'nin bir projesi. Beni 40 haneli köyden alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan bir proje. Teşekkür ederim. İkinci soru geliyor. Cesareti tercih edin. Dedim ya ikisini de denemek istedim. İkisini de istiyorsunuz. Evet, evet. Pekala. O zaman Ekrem Bey sorumu yanıtlamıyor ve benim istediğim bir aksiyonu gerçekleştirmek zorunda. Değerli müzisyenlerimizi alıyoruz lütfen. Buyursunlar. Alkışlıyoruz onları.